Yolumuzun ilk durağı Emel Acar'la en başların vazgeçilmezi diş bakım ve estetiği. Bu amaçla şimdi o Emel Hanım'la birlikte hoş bir sohbet eşliğinde hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğine gidiyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsın? İyi, gayet iyi, hoş geldiniz. Çağdaş ismimiz. Aynur. Gel Aynur. Aynur Hanım, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Emel Hanım tuttu, evinizden getirdi sizi buraya, değil mi? Aynen öyle. Nasıl geçti tuttum ev ziyareti? Tuttum böyle zorla. Zorlu yok canım, zorlu yok. Tuttum. Öyle. İsteyerek yani. Siz şanslı hanımsınız, biliyorsunuz binlerce hanım başvuruyor. Evet, aynen öyle. Binlerce hanım Emel Hanım'la çalışmak istiyor. İşte siz şanslı hanımlardan birisiniz. Evet. Seçilmiş hanımsınız. Aynen öyle. Seçilmiş kişi seni. Şey, özel hissediyor insan. Yani özel hanımız. Bütün hanımlar herkes, özel. Herkes. Bütün insanlar özel. Aynen, bütün insanlar özel. Sen dişlerine bakıyormuşsun, biraz sanki bakmıyormuş gibi. Aslında gibi. Yani fırçala dersen düzenli fırçalarım dişimi. Sizden bir ricam var. Şu dudaklarınızı tutup biraz açabilir misiniz? Evet. Biraz daha açın, evet. Şunu istersen şöyle bir bakalım. Evet. Ne görüyoruz? Bütün dişlerin köklerinde çürük var. Önlerdekiler daha az. Neden öyle olmuş ya? Arkadakiler daha fazla. Hep söylüyorum ya, insanlar ön görünümü temizlemeyi seviyorlar diye. Siz fırçalarken muhtemelen böyle yapıyorsunuz ama diş etlerinin köklerine doğru dokunmuyorsunuz. Veya fırçanın kılları biraz dokunuyor önlere. Çünkü önler daha az çürümüş, arkalar ama tamamen çürümüş. Arkalar tamamen çürümesinin olması el alışkanlığıyla alakalı. Hep söylüyorum, insanlar genelde belli bir el alışkanlığı var. Mesela sağ tarafı daha iyi fırçalayıp sol tarafı fırçalamıyorlar. Bakıyorsun sol taraf komple çürümüş, sağ taraf çürümemiş. Özellikle sağ elli insanlar da olur. Solak insanlar da bazen tam tersi görünebiliyor. Solak insanlar da sağ tarafını iyi temizlenip sol tarafın temizlenmediği görülüyor. Böyle bireylerin her yere fırçalaması lazım. Sistematik olmak lazım. Hep bahsediyorum ya, yani ağızdaki her yerin fırçalanması lazım. Ağızdaki her yer nasıl fırçalanır? Size anlatacağız biraz sonra. Ve benim dişlerim vardı burada, evet. Çağdaş Bey. Çok oynuyordunuz, kaldırdım. Her geldiğinde Emel Hanım alıyor dişleri, oynuyor, kaybediyor falan. He, düşürüyorum ben falan. Ben de o yüzden kaldırdım. Kaldırdınız, iyi tamam o zaman. Ben de küstüm o zaman. Küstüm. Canın sağ olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dişlerini lütfen bundan sonra artık Çağdaş'tan sonra dişlerine lütfen çok iyi bakıyorsun. Yani bayağı çürütmüşsün canım benim. Evet, yani ne kadar fırçalarsan. Evet. Bizim niyetimiz şu, hanımefendiyi sağlıklı hale getirmek. Sağlığını kavuşturalım ama siz de sağlığı koruyun. Evet, onu söylüyorum ben. Doktorların yani görevi sağlığı kavuşturmak ama hastanın görevi de bunu idame ettirmek. Aynen öyle. Diş ipi, yani İngilizcesi flossing diye geçiyor. Diş ipi kullanımı. Yapmak gereken şu. Yaklaşık 30 cm ile 40 cm uzunluğunda bir diş ipini orta parmaklara sarmak lazım bu şekilde veya işaret parmaklarını. Arada yaklaşık 15 cm'lik bir ip bırakmak gerekiyor. Bu kadar. Görüldüğü gibi dişlerin iki yüzeyi var. Girildiği zaman bir sağ arayüzü, bir sol arayüzü. Yani bir araya girip biraz sağa doğru, biraz sola doğru bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ileri, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Bir sağ tarafına, bir de sol tarafına hafif diş etinin içine girecek şekilde, ancak diş etini çok zedelemeyecek şekilde yapmak lazım. Bu işlemi her akşam dişi fırçaladıktan sonra diş ipi yapıp ondan sonra gargara yapmamız lazım. Her akşam bu işlemi tekrar etmek lazım ve her dişin arasına girmek lazım. Alıştığınız zaman bu işlem yaklaşık 1 dakika sürüyor aslında. Uzun bir işlem değil. Alıştığınız zaman 1 dakika. Fırçalama 2 dakika, diş ipi kullanımı 1 dakika, gargara yaptığım 1 dakika. Toplam 4 dakika akşam, 3-4 dakika sabah kendinize ayırdığınız zaman dişleriniz daha sağlıklı hale gelecek. Ve hep söylüyorum, lütfen diş hekiminize muayeneye gidin ki sağlığınızı idame ettirdiğinizi hissedin. Diş ipi uygulaması ile ilgili hekimimizin yaptığı önemli bilgilendirmenin ardından Çağdaş Bey uygulayacağı tedavi hakkında değerlendirmelerine başlıyor. Evet, Aynur Hanım dişlerine bakmaya devam ediyoruz. Açalım lütfen. Gördüğünüz gibi bütün kökleri çürümüş durumda, kök yüzeyleri. Çünkü hep bahsediyorum, Aynur Hanım da kendisi de söyledi. Adet olarak diş etlerine yakın bölgeleri fırçalamak eğiliminde değil. Bakıldığı zaman yumuşak, ön bölgelerde çürümüş durumda. Az sonra bunların hepsine dolgu yapacağız. İki dişin arası aralık. İki dişin arasında küçük bir aralık var. Buraya bondingle aralığı kapatacağım. Dişler çok sarı ve diş taşları var. Öncelikle diş taşlarını temizleyelim ki ağız bakteriden arınmış bir hale gelsin. Olmazsa olmaz diş taşı temizliğinden sonra Aynur Hanım'ın dişlerini lekesiz hale getirmek için hekimimiz polisaj işlemi uyguluyor.
Lekeleri temizlediğim zaman gördüm ki açığa çıkan dişin rengi biraz sarı. Eğer kendi dişiniz sarıysa veya zamanla sarardıysa diş beyazlatma yöntemine başvurabilirsiniz. Hanımefendi de diş beyazlatma yöntemini deneyeceğiz şimdi. Ofis tipi diş beyazlatma yapacağız. Diş beyazlatma işlemi iki tarzda yapılabilir. Ya burada olduğu gibi ofis tipi diş beyazlatma ya da ev tipi diş beyazlatma. Ev tipi diş beyazlatmada diş hekiminiz sizden bazı ölçüler alacak. Bu aldığı ölçüler neticesinde bir plak hazırlayacak. Bu plakla yapılır. Veya burada gördüğünüz gibi ofis tipi beyazlatma yaklaşık 45 dakika sürüyor. 45 dakikalık sürenin sonuna geldik. Diş beyazlatma işlemimiz tamamlandı. Şimdi amacım çürükleri temizlemek. Çürükleri temizleyip oralara ince ince dolgular yapayım. Hep buralara. Ve iki dişin arasında da bonding yaparak, sadece dişin arasında bir malzeme ekleyerek, yani dişin üzerine eklemeden, dişe dokunmadan, zarar vermeden araya ekleyerek işlemi tamamlamak. Çürük tedavisinin hemen ardından Aynur Hanım'ın dişlerinin aralıklarını kapatmak için bonding tedavisi ve sonra da diş cilalama işlemi yapılıyor. Hepsi tamamlanmış oldu dolguları. İsterseniz şöyle de göstereyim size. Bakın böyle baktığım zaman çürükten, lekeden, aralıktan eser kalmadı. Hepsi tamamlanmış oldu. Siz merak ediyor musunuz nasıl olduğunuzu? Bütün aralıklar kapandı, bütün çürükler gitti. Daha sağlıklı bir ağza kavuştuk. Bugünkü vakamızın amacı aslında sağlık ağırlıklı oldu. Çürükten kurtulan ağız çok önemli. Ağızdaki iltihaplar kalbi, beyni, böbrekleri etkileyebilir. Vücuttaki herhangi bir iltihap o da insana zarar verir. O yüzden lütfen yaşınızı düşünmeden, yani ben gencim bana bir şey olmaz yok. Genç yaştaki insanlara da problemler olabiliyor. Yaşınızı düşünmeden sağlığınıza bakın, her zaman bakın sağlığınıza. Ve gerekli dönemlerde doktor kontrolünü ihmal etmeyin. Diş hekiminize 6 ayda bir gidin lütfen. Bakalım Aynur Hanım yeni dişlerini nasıl bulacak? Ay, bu dişler benim dişlerim mi? Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Emeğiniz için, zahmetiniz için. Rahat gül bak, rahat gül. Bak, tebes. Ben buralar gülüyor. Göründüğü için gülemiyorum. Gülse gülse şimdi bak bir. Görünüyor bak ne kadar güzel görünüyor. Dişler daha beyaz oldu, diş beyazlatma yaptık. Çürükleri temizledik, araları doldurduk. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim Çağdaş Bey. Keyifli bir çalışma oldu. Ve bunun en önemli konusu şu, kendi dişleri aynen duruyor. Dişlere dokunmadık, sadece çürükleri temizleyip araları doldurduk. Herhangi bir lamine, herhangi bir kaplama yapmadık. Ufak tefek değişimleri yapmak için bonding ideal tedavi. Hep söylüyorum, bonding ufak tefek tedaviler için. Ve gördüğünüz ufak tefek değil, aslında bayağı büyük bir değişim oldu. Tekrar bir gülümseyin şöyle, rahat rahat. Yani artık bilebilirim zaten rahat rahat. Bir fotoğraf çekeceğim sizden. Aynur Hanım da kendi dişlerini koruyarak kendi dişlerindeki kayıpları yapılandırmaya amaçladım. Büyük çürükler vardı dişlerinde, çürükleri temizledik. Çürüğü temizleyince dişteki eksik malzemeyi özel malzemelerle kapattık, kompozit esaslı özel malzemelerle kapattık. Dişlerinde aralıklar vardı, onlara bonding yaptık ve dişleri beyazlattık. Diş taşlarını temizledik, kendisini birkaç saatte daha sağlıklı ve daha güzel hale getirdik. Aynur Hanım biraz kendini ihmal ediyordu, dişlerine iyi bakmıyordu. Umarım bu yaptığımız uygulama bundan sonra kendisini motive edecek ve daha iyi bakmasını sağlayacak.